Merhabalar, ben Mustafa Koçak, Türkiye Sigara Savaşı Anlar Derneği İcra Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Bugünkü konuşmacımız, konuğumuz Müfit Uçkun. Kendisi 89 doğumlu, Ziya Kalkıman Anadolu Denizcilik Lisesi İTÜ Meslek Yüksekokulu ve Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi mezunu. Ve gemi makinalı işletme mühendisliği mezunu. Türk ve yabancı denizcilik firmalarında 5 yıl aşkın süreden beri çalışmakta. Uzak yol vardiya mühendisi olarak görev yapıyor. Şu anda aramızda. Evet. Denizcilik hakkında ve denizciliğin denizlerde, gemilerde sigara kullanımı hakkında veya yasaklar hakkında bizi bilgilendirecek. Buyurun hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Yani sizin yapmış olduğunuz çalışmaları takip etme fırsatım oldu eşim dolayısıyla. Gerçekten çok önemli işler yapıyorsunuz. Bazı kanunlarda da çok büyük emeğiniz geçmiş. Bu konuda sizi tebrik ederim ve çok teşekkür ederim böyle katkılarınızdan dolayı. Dediğim gibi siz bahsettiniz zaten. Ben denizcilik kökenli bir kişiliğim. Yani amcamdan daha sonra bana miras kalan bir durum gibi bir şey oldu bu. Denizcilik üzerine devam ediyorum devamlı. Genelde çalıştığım uzak yol, yani uzak yoldan kastım uzak doğuda genelde bulunduğum gemiler o taraftaydı. Ben hemen başlayayım konuşmaya. Bu kanunu siz çok iyi tanıdığınızı tahmin ediyorum. 4207 sayılı tütün mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanun, bu kapalı mekanlarda tütün ürünlerinin tüketilmesini yasaklamıştır bu kanunla birlikte. Bu kanun aynı zamanda Türkiye'deki Türk karasularında bulunan gemileri de kapsamaktadır. Bundan kastım, İstanbul'da mesela sizin bildiğiniz, çok iyi bildiğinizi tahmin ettiğim vapurlar, Eskihisar Topçular arasındaki vapurlar, arabalı vapurlar, İstanbul'dan Bandırma'ya giden, İstanbul'dan Yalova'ya, Bursa'ya giden İstanbul Deniz Otobüsleri, bu tarz gemileri kapsamakta aynı zamanda bu kanun. Biraz hızlı geçiyorum. Bu kanun geldiğinde birazcık Türkiye'de tepki oldu ama bu kanun sadece Türkiye'de gelmedi. Birçok ülkelerde gelmeye başladı ve buna bir örnek olarak Almanya'yı verebiliriz. Almanya'da gemilerde sigara yasağı Bavyera eyaletinde kapalı alanlarda daha önce yürürlüğe girmişti. Ama artık gemilerde de uygulanacağı belirtildi. Ve Almanya'nın Bavyera eyaletinde kapalı alanlarda daha önce yürürlüğe konan sigara içme yasağının sadece Evet. gemideki kişilerin, yani gemide çalışan kişilerin kaldığı odalara biz kamera diyoruz. Kameralarda değil, güvertede de izin verilmeyecek. Yani sadece sigara içilmesi kamerada olmayacak, güvertede de izin verilmeyecek. Bu eyaletlerde uygulanacak, bazı eyaletlerde ilk pilot bölge olarak da. Daha sonra bu uygulamayı benzer, hani daha geniş kapsamda benzer uygulama Türkiye'de de geçerli olmaya başladı. Şimdi sizin bu bildiğiniz 4207 sayılı kanun, Türkiye'deki bu demin bahsetmiş olduğum yolcu gemilerindeki yolcuları kapsamakta. Yolcu gemilerinde çalışan gemicileri, tayfayı kapsayan özel bir kanun yok. Yani o orada çünkü kalanlar oluyor. Yani geminin kendi içinde yaşamını sürdürenler de oluyor. Onlar için şirketlerin kendi prosedürleri var, kendi güvenlik önlemleri var. Bu güvenlik önlemleri kapsamında da işte ben Gestaş'tan bir örnek aldım. Gestaş, Çanakkale'de deniz ulaşımını sağlayan bir firma. Gestaş'ın dışında Türkiye'de, şöyle anlatayım bir saniye. Gemilerde sigara içilmesine yönelik çok sıkı önlemler alınmaya başlandı son zamanlarda. Ya yani bununla ilgili öyle önlemler alınıyor ki artık hani gemi personeli seçerken bile bu önlemler, hani gemide sigara içmeyen personel alımına yönelik önlemler olmaya başladı. Ben daha çok
Türkiye'deki bu sizin 4207 sayılı kanunu, bildiğiniz kanun üzerinden anlatmaktan ziyade benim esas odaklandığım nokta uzak yolda çalışan, yani deniz aşırı gemilerde seyahat edenlerin ne durumda yaşadığı yasaklamalar var, nasıl kısıtlamalar var veya ne tip önlemler var, onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi gemiden gemiye de değişiklik gösteriyor bu önlemler. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Uzak yolda çalışan yük gemileri hangi tipte olduğu çok önemli. Bu yük gemilerinin kimyasal olanı var. LNG, LPG taşıyan yük gemileri var. Kuru yük taşıyan yük gemileri var. Ham petrol, crude oil dediğimiz taşıyan yük gemiler var. Şimdi bu yük gemilerinde kimyasal, LNG, LPG ve ham petrol taşıyan gemilerde ekstra önlemler bulunmaktadır. Yalnız öncelikle şunu dikkat etmenizi istiyorum. Bu önlemler herhangi bir yasaya bağlı değil, daha çok şirketlerin kendi içinde aldıkları önlemlerdir. Yani çünkü uluslararası sularda gezen gemiler herhangi bir ülkeye pek fazla tabi olamayacağı için, dolayısıyla şirketler kendi maalesef ağzı yanmışlıklarından dolayı, daha önce gerçekleşen kazalardan dolayı bir takım önlemler almaya gitti ve bu önlemleri çok sıkı bir şekilde denetliyorlar. Ve bu önlemleri almasının yanında gemiyi kiralayacak olan firmalar da gemideki personelin ne şekilde davrandığına, ne şekilde eğitilmiş, kalifiye olduğuna dikkat ediyorlar. Ve gemi yaklaşık 6 ayda bir sürekli denetimden geçiyor. Port state dediğimiz denetimlerden geçiyor. Bu denetimler esnasında bu tarz gemilerde, yani kimyasal taşıyan gemilerde, ham petrol, LNG, LPG taşıyan gemilerde geminin zaten bütün hemen görürsünüz, bütün gemilerin üstünde no smoking, safety first yazısını görürsünüz hemen hemen. Bunun anlamı şudur, güvertenin herhangi bir kısmında hiçbir şekilde sigara kullanılmayacak demektir. Ayrıca sigara kullanılmasının yanında herhangi bir kıvılcım oluşmasını sağlayacak el feneri dahi kullanılması yasaktır. Yani çünkü patlama riski oluyor. Bu tarz yerlerde herhangi bir ufak sızıntı, hani sonuçta bu mekanik bir aksam ve her an her yerde sızıntı olabilir. Biz de onları tamir için oradayız. Sonuçta hani bakımı için oradayız. Ama yani sızıntılar anlık gelişebilme ihtimali olduğu için çok tehlikeli arz eder. O yüzden herhangi bir, yani hiçbir şekilde müsamaha gösterilmiyor ve herhangi bir dışarıda sigara izmareti görüldüğü anda gemiye çok cezalar yazılıyor. Gemiye hemen remark, yani uyarı niteliğinde raporlar hazırlanıyor ve bu raporları sadece gemide kalmıyor. Bu raporları gemiyi kiralayan firmalarda hemen ulaşabiliyor. Dolayısıyla şirketler artık çok fazla bir şekilde bunlara dikkat etmeye başladı. Kimyasal taşıyan gemiler dışında kuru yük taşıyanlar biraz daha rahat durumda şu an itibariyle. Ama kuru yük taşıyan gemilerde de dahi güverte bölümünde sigara içilmesine pek fazla müsaade edilmiyor açıkçası. Çünkü kuru yük taşıyan gemilerde de hani dökme demir taşıyan da var ama odun taşıyan da var. Odun taşıyanda da yine aynı riskler mevcut. Böyle bir durum söz konusu. Geminin kendi içerisinde personelde sigara içenler maalesef oluyor. Yani çok fazla engellemeye çalışıyorlar. İçilmemesine yönelik çok fazla hani konuşmalar, toplantılar gerçekleştiriliyor gemide de ve hani personel için biraz daha kısıtlamalar yoğunlaştırılmaya çalışıyor. Ama yine de hani içenler için gemide belirli yerlerde sadece sigara içmek için izin veriliyor. Yani gemide de kendi kameranızda, kendi odanızda sigara içemiyorsunuz. Gemide şöyle genel olarak bahsediyorum. Bu kesinlik değil. Yani geminin sigara içilmesine müsaade edilen yerlerde köprü üstü oda kaptan içiyorsa eğer. Yani kaptan içmiyorsa orada da yasak oluyor. Makinenin tamamında değil, sadece bir ufak kontrol odasında
ve yaşam mahallinde personel ve zabitan sınıfının beraberce girebileceği, yani çünkü bazı firmalarda şey var, sınıf ayrımı, yani sınıf derken ayrı ayrı odalarda yemek yenme, ayrı ayrı odalarda sigara içme durumları olabiliyor. Herkesin girebileceği odalar belirleniyor sigara içilmeye ve o sadece oralarda içilebiliyor. Şimdi diyelim ki gemide istenmeyen bir yerde sigara içildi. Ne olur? Böyle bir durumda hemen ilgili kaptanlar rapor tutar ve şirkete bildirirler. Şirket de bu konuda birinci uyarısını verir, ikinci uyarısını verir ve daha sonra gemide eğer işte kontratının bitme süresine göre değişir bu tabii ki. Genelde o kontratlar 6 ay sürüyor gemide. Kontratın bitme süresiyle alakalı mesela 5. ayındaysa kişi hani 6. aya yakın olduğu için gemiden indirilir ve bir daha o şirkette pek fazla çalıştırılmamaya yönelik düşünülür. Ama hani çok zorda kalınırsa ve hani çok fazla adam eksiği olursa o zaman biraz daha müsamaha gösteriyorlar ama yine çok fazla uyararak gemiye gönderiliyor. Gemide sigara içilmesi kesinlikle yasak olan bölgeler var. Şimdi güverte demin bahsettim zaten. Geminin tipine göre çok fazla değişiklik gösterebiliyor. Güverte dışında makine dairesinde var. Makine dairesi için şöyle kısaca anlatmam gerekiyor. Çok fazla makinenin kendi ihtiyaçları gereği boru devresi var. Ya bu boru devrelerinde yakıt devreleri var. Ağır yakıt, hafif yakıt, yağ devreleri var, su devreleri var vesaire. Ve bu devreler, bu makinenin kendi aksamı kendi içerisinde de çok fazla kaçak olma ihtimalleri var. Yani devamlı hani bakım tutumla alakalı, gemi personelinin kalitesiyle alakalı bir şey bu. Ve bu alanla özür dilerim. Bu alanlarda kaçak olması durumunda sigara içmesi çok tehlikeli olabiliyor. O yüzden kesinlikle makine dairesinde yani herhangi bir yerde içilmesi kesinlikle yasak. Görüldüğü anda hemen zaten bizden istenilen şey rapor edilmemiz, rapor edilmesi, yani bizim onları bildirmemiz, onlarla ilgili işte tutanak tutulması, hani mümkün olduğunca yıpratılmak isteniyordu. Yani kişinin sigara içilmesine önlenmeye çalışıyor yani bu şekilde. Mutfakta içilmesi istenmiyor. Mutfakta içilmesi hem zaten hijyenik değil, hem de mutfakta da mutfaktaki kullanılan bu yağlar vesaire biraz daha gemi sonuçta tahmin ettiğiniz üzere hani karada olan bir araç gibi düşünemeyebiliriz. Çünkü çok fazla dalga yiyen, çok fazla rüzgar yiyen bir yapı. O yüzden mutfaktaki her şey sabitlenmiş olabiliyor ama sıvıyı sabitleyemeyiz. O yüzden hani yemek yapımı esnasında gemi dalgalıysa yani deniz dalgalıysa o esnada çok fazla sıçramalar olabiliyor mutfak içerisinde. Bu da o şekilde çok tehlikeli duruma getirebiliyor sigara içimini. Kamera demin bahsettiğim kişinin kendi kaldığı odalar şahıs için. Kameralarda içilmesi yasak. Şimdi kendi alanı neden böyle bir şey oluyor diye düşünenler olabilir. Onun için biraz açmam gerekiyor. Şimdi gemi makinasında veya geminin kendisinde bazı uzun süren işler oluyor maalesef. Şöyle söyleyeyim, gemide geminin durması gibi bir şeyin olması mümkün değil. Yani gemi sahibi için mümkün olduğunca gemi her dakika, her an hareket halinde olacak ve hiçbir yük için gecikme olmaması her zaman öncelik. Dolayısıyla bazen öyle arızalar çıkıyor ki gemide yaklaşık 30 saat, 36 saat bizim makine dairesinde durmamız gerekiyor ve o arızayı gidermemiz gerekiyor bir şekilde. Bu arızaları giderdikten sonra haliyle çok yorgun olabiliyor insanlar. Bunun yanında güverteciler için de şöyle bir durum var. Gemi atıyorum İstanbul'dan geçecek şu an. İstanbul'dan geçtiği esnada ama bunun daha çok fazla olan kısımda yani çok uzun süren 6 saat, 8 saat daha fazla süren zamanları da var. Boğaz geçiminde, kanal geçiminde olan gemilerde güverteciler vardiya tutmak zorunda ve o kanal geçimi boyunca tetikte olmak zorunda gemideki güverte çalışanları.
Onlar için de bazen Fransa'dan geçerken özellikle İngiliz kanalı dediğimiz kanallarda bir yerden ses geliyor ama İngiliz kanalı dediğimiz kanallarda çok fazla güvertecilerin bulunduğu, çalışmak zorunda kaldığı durumlar oluyor, olabiliyor maalesef. Şimdi bunu neden anlattım? Yani çok uzun süren çalışma saatlerinin ardından insanlar kamerasına gidiyor ve birazcık hani rahatladıktan sonra bir maalesef bazıları sigara içme girişiminde bulunabiliyorlar. Böyle bulunan girişimlerde bulunanlardan sigarasını tam söndürmeden uyuyakalabiliyor insanlar. Ve böyle benim dönem arkadaşlarımın iki kişi de yani dönem arkadaşlarımın başına gelen durumda kamerada yangın çıktı. Maalesef. Yangının çıkma sebebi bu sigara izmaritinden olduğu anlaşıldı. Bu hem gemi sahibi için çok büyük zarar hem de maalesef yani Allah korusun can kaybı olabiliyor. O yüzden şirketler bu konuları artık böyle acı tecrübeler edindiği için bu konular hakkında kesinlikle yasaklıyorlar. Yani kesinlikle yasaklıyorlar ve bazı şirketler bütün kameralara duman dedektörü ve yangın dedektörü koydular. Yani böyle bir önlem alma durumu var şirketler için. O yüzden şirketler bu konuda hiçbir şekilde taviz vermiyorlar. Kesinlikle personel için yani kendilerini rahat ettirmiyorlar sigara içme konusunda. Şimdi size bir örnek örnek daha önceki gemide bulunduğum, çalışmış olduğum gemilerden birinde baş mühendisin hazırlamış olduğu daimi emirler var. Bu daimi emirler çeşitli şeyler konusunda hani insanlara bilgi veriyor. Baş mühendisin hazırlamış olduğu bu daimi emirlerde bütün gemi makine personeline herkese imza tek tek okutturulup geminin dili neyse imzalattırılıyor. Çok özür dilerim. Bu daimi emirlerde gemiye diyelim ki yeni mezun bir arkadaşımız gemiye ilk defa çıkacak. Ve hani tabii ki birçok şeyi bilmiyor. Yani hani gemide nasıl neler var, ne yapılması gerekiyor, nasıl olması gerekiyor. Bunları bilmeyen arkadaşlarımız da olabiliyor. Bilen arkadaşlarımız da olabiliyor. O durumlarda bu arkadaşımız için baş mühendis bu maddeleri tek tek açıklıyor. Ve özellikle şunu belirtiyor ki yangın söndürme veya yangınla ilgili veya makine dairesinden acil durumda kaçılmasıyla ilgili durumları bizzat kendisi eğiterek gösteriyor. Ve bu mesela 25. madde sizin için sarıya boyadım. Makine dairesinin hiçbir yerinde kesinlikle sigara içilmeyecek. Bu baş mühendis daimi emridir. Bunu çiğneyen olursa hani demin bahsetmiş olduğum prosedürler gereği şirkete hemen haber veriliyor. Yine de yangın çıkma ihtimaline karşılık herhangi bir durum olması karşılığında gemide çeşitli yangın söndürme ekipmanları da bulunuyor. Bu yangın söndürme ekipmanlarının her birinin nerede olduğuna dair tek tek eğitim veriliyor ve bunlar geminin her yerlerinde hazır halde bulunuyor yani bilgisi ve yangınla ilgili şöyle bir ufak bir şey söylemek istiyorum. Yangının her çeşit yangın aynı tipte değildir. O yüzden akaryakıt yangını başka, işte elektrik yangını başka, odun kağıt tarzı yanan yangınlara başka türlü müdahale edilir. Bu tarz ekip bilgileri biz zaten denizciler olarak gemiye çıkmadan evvel yangınla ilgili sertifika alıyoruz. Orada öğrenmemiz gerekiyor hepimiz için. Bir de şöyle bir durum var. Geminin bulunduğu ortam gereği. Şimdi gemi nasıl anlatayım size? Okyanustan geçerken yani aşağıdan yukarı gittiğini varsayalım. Danimarka'dan Afrika'ya geleceğini varsayalım ve ekvator seviyesinden çok soğuk bir yere gidebiliyor gemide insanlar. Bu ortam değişikliğinden dolayı
Gemideki sıcaklık farkı çok fazla değişebiliyor. Makine dairesinde özellikle çok fazla sıcaklıklar bulunabiliyor. Makine dairesinde geminin ihtiyacı olan bazı buhar gerektiren işler de var. Orada daha da artıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Makine dairesinin ortalama sıcaklığı 45 derece ise buhar gerektiren, yani buharla ısınması gereken bazı yakıtlar var. Yaklaşık 100 derecelere kadar makine dairesinin çeşitli yerlerinde sıcaklıklar artabiliyor. Bu olan yerlerde en ufak bir kaçak durumunda en ufak kritik bir kıvılcım olması bizim için çok büyük risk demek. Yani sadece çalışma saatleri, sadece sigaranın işte bir kaçak yerinde olması değil, herhangi bir ufak kıvılcım gerektiren, yani ufak bir kıvılcımla alev alabilecek yangınlar da çıkmaya çok müsait bir ortam. O yüzden biz mümkün olduğu kadar gemide çakmak kullanımı yasak. Yani şöyle bir durumdan bahsedeyim size isterseniz. Gemiye denetlemeye geliyorlar ve denetlemeye geldiği esnada sigara içilen odaya denetleyici de giriyor. Ve diyor ki işte ben hani sigara içeceğim. O tabii ki sadece bizleri kandırmak, yani bizden laf alabilmek için öyle söyleyeyim. Sigara içeceğim, çakmağınız var mı diye soruyor arkadaşlara. Ve bir tane arkadaş da yasak olmasına rağmen gemiye çakmak getirmiş. Çıkartıyor çakmağını, adam için, hani sigara yakması için adamı uzatıyor. Ve hemen orada fotoğraflayıp hemen o şekilde ceza yazıyorlar. Yani bu şekilde çok fazla maalesef karadaki alışkanlıkları gemiye de taşıyan insanlar olabiliyor. Ama bunlar için de hemen kaptan zaten böyle bir durumda hemen toplantı yapıyor ve bu bütün çakmakları varsa alalım, bütün çakmakları toplayalım. Bununla da kalmıyor. Şirkete haber veriliyor ve şirket diyor ki böyle böyle bir durum, gemimizin, işte şirketimizin şu gemisinde böyle bir durum olmuştur. Lütfen diğer gemilerimizdeki bütün kaptanlara uyarıdır. Hemen bir toplantı düzenleyin. Gemiye yeni katılan arkadaşlarda çakmak varsa bu çakmakları toplayın, uyarılarınızı yapın gibi hemen diğer şirketin diğer gemilerine de haber gidiyor bu şekilde. O yüzden o çakmakları toplanması, ya o çakmağın yere düşmesi bile bazen kıvılcım oluşturabileceği için bu yüksek ortam, yani yüksek sıcaklık bulunan ortamlarda da büyük risk teşkil ediyor. Bunu önlemek için de devamlı ama 15 günde bir toplantılar, eğitimler veriliyor gemide. Şimdi gemide yangın çıkması durumunda bazı tedbirler oluyor tabii ki. Çabuk yangın alarmı verilmesi için personelin eğitilmesi, çabuk yangın alarmı verilmesinden kasıt ya birçok şey var ama ilk akla gelen bizim için yangın var diye bağırmak. Bütün herkesin haberi olması için en kısa yöntem bağırmak. Yangın işte söndürme cihazlarını kullanmada personel becerisinin geliştirilmesi. Bunun için senaryolar üretiliyor gemide. Kaptanlar tarafından düzenleniyor bu. Çeşitli yerlerde deniliyor ki işte yangın alarmına göre gemide birçok gemiden kaçış alarmı, yangın alarmı, birçok çeşitli alarmlar var. Yangın alarmlarını tanıması lazım kişinin. Ve yangın alarmı çaldığında insanların koşacağı, yani gideceği belli bir alanlar var. İşte anons ediliyor. Diyor ki işte ambarda, şu 3 nolu ambarda yangın çıktı. Herkes hazırlığını yapıyor. Herkesin bedeli görevleri var. Herkes oraya gidiyor. İşte bununla ilgili orada ufak bir yangın çıkartılabiliyor bazen ve hani onunla ilgili söndürme durumları gerçekleştiriliyor vesaire. Şimdi geminin her yerinde böyle bütün koridorlarında, yani adım attığınız her yerde, odanızdan çıktığınız, kameranızdan çıktığınız anda karşınıza böyle bulunduğunuz katla alakalı geminin hangi yangın, yani o katta hangi yangın teçhizatları vardır, hangi yangınla ilgili önlemler alınabilir, bu tarz bilgileri içeren bir sürü grafik var. Bunları çok fazla üzerinde durmayacağım.
Bir de karbondioksit denilen sabit yangın söndürme sistemleri var. Bu maalesef makine için çok zararlı olmasına rağmen gemi, yani son çare olarak kullanılabilir. Yani gemi batmasındansa artık son çare. Çünkü karbondioksit sistemi çalıştırıldığı anda bütün makine dairesini, yani bütün ilgili bölümlerde yukarıdan aşağıya kar gibi herkese, yani bütün alana oksijeni azaltmak maksadıyla karbondioksit yağdırılıyor ve yangın o şekilde önlenebiliyor. Sistemler de böyle toplu halde ve şurada bakın bazı valfler var diyeyim. Burada hangi yangına müdahale, yani hangi alandaki yangına müdahale edebileceğiniz size belirtilmiş durumda. Yani bunların eğitimi de hemen veriliyor zaten. Burada işte makine dairesindeyse, ambardaysa o ilgili valfi açıp orayla ilgili yangın söndürme kısmını hemen gerçekleştirebiliyoruz. O şekilde eğitimli oluyor. Gemi yoluyla şimdi biraz yangınla, hani gemideki tedbirlerden bahsettim. Gemi sadece, yani gemi içi sadece işin içinde değil maalesef. Gemi yoluyla sigara kullanımı da, sigara kaçakçılığı durumu da var biraz. Şimdi size iki tane, bunun dışında iki tane olay anlatacağım. Bu Ukrayna'ya gitmek için İstanbul Boğazı'ndan geçmek isteyen ve çimento taşıdığını beyan eden Lord 1 isimli ticari gemide yaklaşık 3 milyon paket sigara ile 38 bin kilo kaçak tütün ele geçirildi. Çok şükür polisimiz hemen yakaladı. Benim başımdan, ya yani benim bir dönem arkadaşımın başından geçen olay maalesef çok üzücü, ama hani bu size anlatabileceğim iyi yanı şu, çok fazla kontrol ediliyor çok iyi bir şekilde. Gemi Meksika'da ve Hollanda'ya gemideki arkadaşlarla, limandaki arkadaşlar konuşuyorlar, kendi aralarında muhabbet ediyorlar. Muhabbet esnasında Hollanda'ya geminin gideceği yönünde bir arkadaşımız öyle bir beyanda bulunuyor. Ama gemide geminin nereye gideceğine dair son anda her şey belli olur. Yani Hollanda'ya da gidebilir. Tamamen nerede daha çok kar bırakacak yük varsa o tarafa yönelir. Son anda sürekli değişiklik olabilir gemi sahibi tarafından, yani gemiyi kiralayan tarafından. Böyle bir durumda gemi Hollanda'ya gideceğini söylüyor arkadaşımız. Ve yani herkes öyle biliyor tabii ki o esnada. Ve gemi sahibi daha yüksek kar bırakan bir yük bulduğu gerekçesiyle gemi daha son anda vazgeçip Danimarka'ya gidiyor. Ama bu esnada arkadaşımızın bu bahsetmiş olduğu kişiler, artık kimlerse tam olarak bilemiyorum, anlaşılıyor ki geminin altına kimseden habersiz bir şekilde, sonuçta hani geminin suyun altında ne olduğunu biz bilemeyiz, geminin altına kaynak yaparak bir takım tütün ürünleri koyuyorlar ve Hollanda'ya gideceğini varsayarak da Hollanda'daki işte irtibatta olduğu kişilere haber salıyorlar sanırım. Anladığımız kadarıyla Hollanda'da da gelip yine hiç haberimiz olmadan yine kaynak su altı dalgıçlarla kaynak yapıp o tütünleri alma planları vardı herhalde. Ama gemi Danimarka'ya gidiyor ve bir anda gemiyi polisler sarıyor etrafını. Bir yerden böyle bir haber almış poliste. Polisler sardıktan sonra bu tütünü buluyorlar ve gemi kaptanı, gemideki olan her şeyden sorumludur. Gemi kaptanı ve ikinci kaptanı da çeşitli alanlarda sorumludur. Böyle bir durum olması gerekçesiyle, yani kendi haberleri olmamasına rağmen ama geminin altında gemiye dair bir şey olması gerekçesiyle gemi kaptanını alıyorlar. Ve hani bir çok sorguya çekiyorlar tabii ki. Gemideki bütün personeli sorguya çekiyorlar. Gemi kaptanını alıyorlar. 6 ay hapiste tutuyorlar. Daha sonra suçu olmadığı anlaşılıyor. Çok şükür hani bir sıkıntı olmadığı anlaşılıyor ama hani böyle bir durum da maalesef oluyor. Şimdi bu bahsetmiş olduğum kaçakçılık bir tip.
Yani kaçakçılık yapma girişimi olan bir tip var. Bir de şimdi geminin nereye gideceği sabit olan yerler var. Yani gemi sahibi, sallıyorum şu an, Ukrayna'dan Avrupa'nın bir limanı, İtalya'da bir limana diyelim. Sabitlemiş, 10 yıl boyunca gemiyi sabitlemiş, standart hat sabitlemişler ve devamlı oraya yük taşıyorlar. Ve maalesef bu tarz yerlerde sabit, yani çok uzun süredir aynı gemi gidip geldiği için kontroller biraz daha laçkalaşabiliyor. Yani o oradaki polislerin durumuna göre. Bu sabit hatlarda bulunan çalışanlar, Ukrayna'daki sigara fiyatları biraz daha ucuz Avrupa'ya göre. Ukrayna'da kendileri karton alıp daha sonra işte gemi İtalya'ya vardığında orada irtibatta olduğu, artık çok uzun süredir çalıştığı için aynı hatta, hani ahbap edinmiş oluyorlar. Böyle bir hani ucuzdan alıp pahalıya satma girişiminde bulunan insanlar da olabiliyor maalesef. Yine bununla ilgili bir arkadaşım gemide böyle bir duruma şahit oluyor ve herhangi bir risk olduğu için, yani gemi kaptanı sonuçta bu arkadaşım ve gemi kaptanı yakalanması durumunda ilk gidecek kişi olduğu için hemen polislere haber veriyor ve o kişilerle cezai yaptırım oluyor. Şirkette o kişilerin ilişiği kesiliyor vesaire vesaire. Ama böyle maalesef kaçakçılık yöntemleri de olmuyor değil. Maalesef. Bunun dışında ben kaçakçılıkla ilgili de böyle bir anılarım vardı. Bunun dışında çok fazla aktarabileceğim bir durum yok. Sizin var mı sormak istediğiniz şeyler, bilmiyorum. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Hem spesifik olarak birçok bilgi edinmiş olduk. Bir de yolcu gemileriyle ilgili bilginiz var mı? Şimdi yolcu taşıyan gemilerde hem mürettebat oluyor hem de müşteriler oluyor, Evet, misafirler doğru. oluyor. Orada da yine kendi kamalarında sigara içme yasağı var mı? Toplu alanlarda sigara içme yasağı var mı? Restoranda sigara içme yasağı var mı? O konuda da bir bilginiz var mı acaba? Transatlantik dediğimiz gemi tipleri, hani Karaköy'e yanaşan, Gibi. Kuşadası'na Yolcu gelen gemileri, büyük evet. turistik Kruzlar. gemilerden bahsediyoruz. Kruzlar, evet. Evet, onlarda da şöyle bir durum var. Gemiye gider gitmez belirli bir eğitim, yani talim dediğimiz, bütün yolcular için talimler oluyor yine. Yine birçok şeyi kapsıyor. Hani acil bir durumda gemi nasıl terk edilir? Yangın çıkması durumunda neler yapılır? Bunların yanında En doğru şey. her bir kamerada sigara içilmemesine dair uyarılar bulunuyor ve sigara içilecek alanların yerleri belirtiliyor. Bu şekilde de yani yolcu gemilerinde neyse, yani yük taşıyan gemilerde neyse, yolcu gemilerinde de aynı şekilde yapılmaya çalışılıyor. Özen gösteriliyor ama çok fazla insan olduğu için herhangi bir duman dedektöründen aktif olması durumunda hemen yolcunun kamerasına gidip, bildiğim kadarıyla öyle çünkü, hemen yolcunun kamerasına gidiliyor ve hani uyarılıyor, böyle böyle sizin yangın dedektörü olmuyor orada ama duman dedektörü oluyor ilk etapta. O şekilde uyarılıyor ve hani mümkün olduğu kadar ortak olarak ortak alanlarda içilmesine yönlendiriliyor bütün kişiler. O şekilde. Şimdi bu kapalı yerde sigara içme yasağının çıkmasına tabii bizim derneğin çok ciddi Evet. katkıları var ve Evet. bundan dolayı da gerçekten gurur duyuyoruz. Tabii bunun çıkması bir adım fakat uygulanması daha önemli bir adım. Özellikle karada, işte restoranlarda veya iş yerlerinde kapalı yer sigara içme yasağı olan yerlerde tamam da olmasa bile %50'sinde en azından belli bir saatten sonra bu yasağın delindiğini görüyoruz. Evet, Sanki maalesef. 11'den sonra, 12'den sonra sanki o yasak kalkıyormuş gibi. Aslında o yasak hiçbir zaman için kalkmıyor. Normalde kapalı yerlerde sigara içme yasağı 24 saat geçerli. Ben de 2009 yılına kadar çok ciddi bir sigara tiryakisiyken
tam o senede çıkan ve uygulanmaya başlanan ve o zamanlar çok daha aktif olarak kullanılan bu yasak beni gerçekten çok olumlu bir şekilde katkı sağlamıştı. Ve bu sayede de kapalı yerlerde başkalarının sigara içmemesinden kaynaklı ve benim o sene sigarayı bırakmam sebebiyle ben çok ciddi, olumlu anlamda etkilenmiştim. Tabii bu anlattıklarınız işte gemi personeli, kaptan olsun, diğer personel olsun kapalı yerde sigara içmeyse tabii ki yasaklanarak bunlar minimize edilmeye çalışılıyor ama bilinçlendirme yaparak bizim bu toplantılarımızla hem geminin güvenliğini tehlikeye atması açısından hem kapalı yerde içtiği sigaranın kendisini iki defa zehirlemesi. Çünkü arabalarda da sigara içiliyor. Yani evet. Bir metre küplük bir alanda kişi sigarasını yakıyor. Pencere, özellikle kışın pencereler kapalıyken hem içtiği, içine çektiği dumanla hem de sigaranın kendi karbonmonoksitle kendisini iki defa zehirlemiş oluyor ki yanında bulunan çocuk da bundan nasibini alıyor maalesef. Eşi de nasibini alıyor. Yanında kim varsa. Buna pasif içicilik deniyor. Peki bu işe alımlarda özellikle böyle bir demin çok yüzeysel bahsettiğiniz zaman işe alımlarda en azından böyle bir eğitim verilse veya veriliyor mu bilmiyorum veya tercih edilme durumu olabiliyor mu? Sigara içmeyen birisinin işe alımında önceliği oluyor mu? Çok teşekkür ederim bu soru için. Şimdi gemi artık Türk firmaları ve yabancı firmalar, ben yabancı firmada da çalıştım ve çalışıyorum şu an hala ama Türk firmasında da çalıştım. Yabancı firmalarda ve Türk firmalarında şöyle bir durum olmaya başladı. Şimdi çok fazla sigara ile alakalı sıkıntılar çektiği için özellikle benim çalıştığım firma yaklaşık 108 tane gemisi olan bir firma. Yani birçok çeşitli tipte gemisi var. O yüzden hani birçok dünyanın çok karmaşık karma personelle çalışıyoruz. Çeşitli insanlar var. Hintlisi de var, Çinlisi de var. İngiliz'i de var, Türk'ü de var, işte Gürcü'sü de var vesaire, Rus'u da var. Çok fazla insan olduğu için herkesin kültürü farklı oluyor tabii ki. Şimdi maalesef gelen arkadaşlar, gelen çalışma arkadaşlarımız bu konuda bulundukları ülkede yeterince bu konuya değinilmemiş oluyor. Yeterince bu konuyla ilgili yasalar çıkmamış oluyor ve çok rahat bir ortamdan böyle bir ortama geliyorlar ve alışkanlıklarını da bırakamayabiliyorlar maalesef. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Eskiden denizcilikle ilgili okullar, denizcilikle ilgili liseler, üniversiteler çok az sayıdaydı ve denizcilik personeli çok azdı. Deniz personeli çok azdı. Şimdi çok fazla sayılar arttığı için, dünya çapından bahsediyorum, Türkiye'de de çok fazla arttı. Çok fazla arttığı için ve şirketler de böyle deneyimler, yani zamanında yaşadıkları kendi deneyimler olduğu için ya, sigarayla alakalı, yangınla alakalı. Şirketler artık şunu demeye başladı. Yani sen olmazsan da olur. Sonuçta senin yerine gelecek bir sürü insan var. Hani işe alımda vermiş olduğumuz CV'lerde, orada doldurmuş olduğumuz formlarda muhakkak soruyorlar, sigara içiyor musunuz? Ne sıklıkta sigara içiyorsunuz? Yani tiryakiliğiniz var mı? Hani alkolü de soruyorlar tabii ki. Hani bu tarz sorular geliyor ve bunlar daha az tercih edilmeye başlandı. Mümkün olduğunca alınmamaya çalışıyor. Sadece şöyle bazı istisnalar oluyor. Yani çok uzun süredir o firmada, o firmalarda çalışan, o gemilerde çalışan insanlar oluyor. Ve bu insanlar artık o bilinci sahiplenmiş durumda. Yani sadece odalarda o içme bilincini sahiplendiği için, şirkette çok eski personel olduğu için hani sadece onlar artık birazcık müsamaha gösteriyor ama o da sadece sınırlı yerlerde. Onun dışında yeni gelenler personel müdürü bir kişi tanıdığım vasıtasıyla bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum Türk firmasından. Tercih etmiyoruz diyorlar. Yani tercih etmemeye özen gösteriyorlar. Anladım. Bu şekilde çok oluyor. Teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Tabii konuyu açıyor. Katılımcılarımız da var. Mesela Reyhan Hanım bize Dubai'den katılıyor şu anda. Kendisi de nefes koçu. Onunla da başka bir webinarda da yine nefesle ilgili bir belki bir konu başta açabiliriz.
Bir de kaptan misafirimiz var. Kaptan Tarcan Bey. O Evet. da herhalde sizin arkadaşınız. Evet. Ben bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Başka bir son bir söz almak isteyen var mı Güneru Bey? Evet, ben Sayın Müfit Bey'e bir şey sormak istiyorum. Bir kere öncelikle teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz bilgiler aslında sual bulmamız biraz güç. Neden diyeceksiniz? Muttali değiliz bu mevzulara. Hani gemide ne oluyor, ne bitiyor. Fakat o kadar güzel şeyler anlattınız ki benim merakıma muhcup olan bir şey var. Bu sigara yasağı çıkmadan önce de bu sizin bahsettiğiniz yasaklar gemilerde var mıydı? Yoksa Vardı. sigara yasağının çıkmasıyla daha mı fazla üzerinde duruldu bunu? Örneğin yani güvertede sigara içmek vardı zamanında, değil mi? Şöyle, evet, yani bizim eski alaylı dediğimiz kişiler zamanında evet vardı. Doğru. Vardı. Ve şu an artık yasaklarla birlikte bu sigara üstündeki o görseller değişti ya, hani daha kötü özendirmeme üzerine görseller var. Onların da çıkmasıyla birlikte, yasaklarla birlikte Türkiye'deki şirketlerin bu sonuçta kendilerinin bir yaşantısı var. Yani karada çalışan personelden bahsediyorum. Evet. Kuralları koyan da karada çalışan personel. Bu kendi yasaklamalarından dolayı, yani devletin koymuş olduğu yasaklardan dolayı algılamış olduğu bazı hani farkındalıklar oluştu diyeyim ben size ve bunu da direkt olduğu gemiye yansıtıyor. Çokça yansıtılan oldu. Evet. Yansıtıldı. Yani yasakların gemilerde de bu şekilde uygulanması demek ki bizim dahlimiz oldu yine buna. Değil Evet, mi? muhakkak. Peki bir şey daha soracağım. Çok kısa Mustafa Bey, kusura bakma Buyurun. biliyorsunuz ama şimdi siz şeyden bahsettiniz. Gestaş'tan bahsettiniz. Ben Evet. Çanakkale'liyim. Evet. Çok sık gidip geliyorum devamlı. Gestaş'ta maalesef güvertede sigara içmeye hiçbir engel göremiyorum. İnsanlar çok rahat sigara içiyorlar. Yani şimdi şöyle bir şey var. Maalesef insanlar kapalı alanda sigara içmek yasaktır yazısını, yani bu Evet. tabelaları görüyor herkes. Ama güverteye çıktığında maalesef hani üstümüz açık oluyor ya, hani havayla rahat bir şekilde kapalı olmadığı için ona dahil olmadığını düşünüyorlar. Maalesef. Burada gemi personeli devreye girmesi gerekiyor. Devreye giremiyorsa yanaşma esnasında ilgili hani orada bulunan polis memurlarına, ilgili görevlilere bildirmesi gerekiyor ama maalesef birazcık şey yapıyorlar, Yani çok ilgilenmiyorlar. oradaki yasak çok deliniyor. Dediğiniz çok doğru. Evet. Açık hava olmasından dolayı. Yani 15 dakikalık bir yolda, çünkü arabayla gelmiştir İstanbul'dan veya bir başka yerden. Evet. Ne yapacak? Eğer hemen gemiye bindiyse o sigarasını içecek. O nedenle de bunu rahatlıkla Maalesef. güvertede de içiyorlar. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Ben Bu teşekkür ederim. çok Bu uzun bir yasak. mevzu tabii, ama aydınlattınız. Mustafa Bey, size de teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür Böyle ederim. bir webinar düzenlediğiniz için. Ben bir Ben şey teşekkür ederim. Ben söyleyebilirim. Melahat Hocam'a söz vermek istiyorum. İlk İlk ayakta ben aldınız ama ne bak. yapayım? Kusura Evet, bakmayın. ilk. Estağfurullah. Sayın Müfit Hocam, güzel konuşmanız için çok teşekkür ediyorum. Sizin ilk slaytınızda iş güvenliği uzmanı ünvanınızı da gördüm. Bu çok önemli bir ünvan. Ben sizi kutluyorum çünkü iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimliği sınavları çok zordur. Bu Evet. pandemi günlerinde ben iş yeri hekimliğine çalıştım. 10 gün kampa girdim, iş yeri hekimliğini geçtim. Ne kadar zor Harikalar. olduğunu gördüm. Sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İş güvenliği uzmanlığı hakikaten önemli. Mesela bu gemilerde iş yeri hekimleri de var. Bilmiyoruz ileride ne olacak. Çalışanları kapsamadığına takıldım. Orada çalışanları kapsaması gerektiğini. Çünkü orada çalışan çalışmayan demiyor ya yasalar. Bir de Evet. bu şehir içi vapurlarda, tabii pandemi öncesi, ben şimdi kesinlikle kullanmıyorum, güvertede içiliyordu. Ben şikayet etmekten bıkmıştım. Sonra bana dedi ki,
İnanın kaptan olarak beni veya görevlileri denize attılar dedi. Yani burada mani olmaya çalıştığınız zaman, yasak dediğiniz zaman insanları denize atmışlar. O kadar sinirleniyorlar. Bizim evet. insanlarımız biliyorsunuz işte ne kadar evet. şiddetli olduğunu, şiddet. Sanki ben bu pandemiyi bilmişim gibi Müfit Hocam, 2019 yıllarında 3 gemi turu yaptım ben. Bu gemi turlarında gördüm ki hakikaten çok güzel tatbikatlar yaptırıyorlar biliyorsunuz can yeleklerini giydirerek. Evet, yalnız evet. Bu dönemde sigarayı da söylemeleri lazım. Orada sigaranın söylenmediğini gördüm. O tatbikata katıldım diye imza attırıyorlar. Tamam. Gördüm ki ne kadar zor. 3 katlı, 5 katlı, 9 katlı, 18 katlı gemilerle gittim. En üstte diskosu vardı vesaire. Şimdi yangın çıktığı zaman en alt katta Allah korusun ne olacak? Şimdi mesela bizde de bu Panama kanalını gördüm ben şeye gittiğim zaman. O kanalın boşalması. Mesela gemiler geliyor bir şeye, orada yavaş yavaş su yükseliyor tekrar. Mesela bizim bu boğazda, ben Beylerbeyi'ndeyim, bir sürü gemiler geçiyor. Mesela öyle bir şey uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Ben bunu hani size sormak istiyorum. Bir de yangınlar. Yangınlar biliyorsunuz hem karada hem denizde hem havada her yerde tehlikeli. Ama bu yangınların mesela orman yangınlarının Türkiye'de %50'si sigaradan. Bu araştırmalarla sabit. O halde biz yangınla mücadelede gemide de etmek lazım. Siz bana şeyi gösterdiniz, karbondioksit tanklarını hani söndürme. Yangın çeşitlerine göre bilirsiniz, üç güvenliğini evet, okudunuz. A, B, C, D, E hangi evet. tip yangın ise ona göre bir söndürücü kullanmak gerekli. Mesela evet, kuru doğru. kimyevi de var mı? Kuru kimyevi de var evet, herhalde. Var, var. Ha, evet, siz yalnız karbondioksiti gösterince ben dedim ki bu yangın tiplerine göre de söndürücülerin olması gerektiğini hani orada düşündüm. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Gemi seyahatleri yapmış birisi olarak da o kadar güzel, hoşuma gitti. Her şeyi anlattınız. Çok teşekkür ederim. Bu konularda ben söylemek istedim. Tamam, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. O ilk sorunuzla ilgili, hani boğazdan geçen, kanal geçen gemilerle ilgili ne yapılabilir? Onunla ilgili şimdi çok fazla dünya üzerinde hani her ülkeye ait gemiler olduğu için ortak bir karar veren mekanizma var. International Maritime Organization diye bir hani ülkeler üstü bir organizasyon var. Bu organizasyonda sigara ile ilgili bu tarz çalışmalar yapıldığını biliyorum ama tam olarak uygulamaya geçilmediğini de biliyorum. Orada büyük ihtimalle yakında olacaktır sizin dediğiniz şekilde. Hani öyle bir çalışmanın olduğunu ben size haber vereyim. Aa, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer hani dilim sürçtüyse, yanlış kelimeler kullandıysam çok özür dilerim. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Estağfurullah. Hiçbir yanlış kelime yoktu. Çok güzel, yavaş, tane tane her şeyi çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Müfit Bey, yanlış olan tek şey sigaranın içilmesi maalesef. Aynen. Ağzınıza aynen. sağlık. Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağlık, sağlıkla kalın. Sağ olun. Teşekkürler.